İlk olarak her birimizin kanını donduran, sinirlerini bozan o görüntüyle başlayacağız. Sosyal medyada dünden bu yana paylaşılan görüntü, İstanbul'da metronun içerisinde yaşanan o anlar. Aslında bu görüntüyü sesli bir şekilde vermemiz mümkün değil. Çünkü elinde bıçak olan o saldırgan öyle küfürler ediyor ki o anda sizlerle bu ekranlardan bunu paylaşamıyoruz. Görüntüler eşliğinde neler olduğunu anlatalım. İstanbul burası. Bir metroda dehşet dolu anlar yaşandı. Kadıköy Tavşantepe seferini yapan metro Bostancı durağına geldiğinde erkek bir yolcu tartıştığı genç kadına neden bilinmiyor bir bıçak çekti. Daha sonra üzerine yürüyerek ağza alınmayacak küfürler, tehditler savurmaya başladı. Metronun içerisinde bir tedirginlik hakim görüyorsunuz. Orada bulunan bir vatandaş da bu görüntüleri kaydediyor. Bu sırada metroda bulunanlar yalnızca olanları izliyorlar. Dikkat edilen noktalardan bir tanesi bu. Saldırganın durakta inmesiyle ve kapıların kapanmasıyla aslında önce metrodan iniyor, sonra diğer kapıdan tekrar gelip o küfürleri savurmaya devam ediyor. Ve kapıların kapanmasıyla da neyse ki herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla sonuçlanmıyor bu olay. Şimdi muavir arkadaşı Mehmet Nilüfer'e gidelim. Bu görüntülerdeki şahsın 20 ayrı suçtan suç kaydı var. Bunu biliyoruz. Mehmet, günaydın. Hoş geldin yayına. Görüntüleri sesli veremedik biliyorsun ekrana. Söylenenleri paylaşmamız pek de mümkün değil. Gözaltına alındığı yönünde bir haber var. Nedir son durum? Kimmiş bu? Neler biliyoruz? Anlatır mısın bize? Tabii ki. Dün akşam sosyal medyada gündem olunca bu görüntüler herkesi tedirgin eden anların baş aktörü İstanbul Emniyeti'nin özel çalışmasıyla gece 2.30 sularında yakalandı. Ve sonrasında yapılan tahkikatta 20 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Gerçekten kan donduran görüntüler, tedirgin eden, metro kullanan, kullanmayan, İstanbul'da yaşayan herkesi tedirgin eden o görüntülerin baş aktörü 32 yaşında ve EY kod adıyla duyuruldu kamuoyuna yakalanması sonrasında. İsminin ilk harfi E, soyadının ilk harfi Y. 32 yaşında 20 ayrı suç kaydı var. Peki neden böyle bir saldırıda bulundu? Psikopatik bir sorunu mu var? İşte bununla ilgili tahkikat devam ediyor. Kapsamlı bir sağlık muayenesi yapıldığını da öğrendik. Çünkü olayın psikopatik bir boyutu da olabilir. Yine bununla beraber söz konusu hanımefendinin şikayetini ve aktardıklarını da dinleyecek İstanbul Emniyeti. Ve sonrasında adliye süreci başlayacak hiç şüphesiz. Bununla ilgili de İstanbul'da Tavşantepe metro hattının Bostancı durağında olaya şahit olan kişilerin şahitliği de istendi. Sen hanımefendiden bahsetmişken bir şey daha sorayım. Çünkü herkes bunu da merak ediyor. Biliyor muyuz? Elimizde bir bilgi var mı? O hanımefendiyi tanıyor mu bu şahıs? İşte o konuda muğlaklık var. Tanıyor da olabilir, tanımıyor da olabilir. Çünkü kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Emniyeti bu tip durumlarda özellikle mağdur şahsı rencide etme durumu varsa bununla ilgili bilgiyi basına kamuoyuna açıklamıyor. Burada da yine biz tanıdığını ya da tanımadığını bilmiyoruz. Zaten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu ihtimali süreç dışında bırakarak yaklaştık konuya. Yani o kadının en yakını bile olsa bu kişi, bununla ilgili o süreç yine başlatılacaktı, başlatıldı ve o kişi şimdi emniyetin güvenli ellerinde. Bundan sonraki süreç adli süreç olacak dedik. Bununla ilgili de biraz önce yarım kalan sözümüze dair. O metro hattında, yani Kadıköy Tavşantepe metro hattının Bostancı istasyonunda bu olaya şahit olan herkesin şahitliğini de bekliyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Bununla ilgili başvuruda bulunan, ben bu olayı gördüm anlatabilirim diyen herkesin de şahitliğini İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bekliyor ve sürece katkı sağlayacağını düşünüyor. Hiç şüphesiz metroyu kullanan kullanmayan herkesi tedirgin etmişti bu görüntüler. Şimdi bundan sonra hesap sorulma süreci.